Merhaba. Merhaba. Arkadaşım 3 hafta oldu. Evet. Hala bana bakmayın. İlk hafta da merhaba dedim ben. Yani geç kalmış değilim. İlk hafta da söyledim. Salih abi sen... Tekrar... Buyurun. Yani tekrar merhaba deyince... Yani niye buyuralım? Yok sen merhaba demeden ona takıldı galiba. Hayır ben dedim merhaba ama. Baştan merhaba diyelim mi? Şimdi ben merhaba dedim şeyden sonra. Kestik. Kestik. Arkadaşım. Buyurun benim arkadaşım. Üçüncü hafta oldu değil mi? Evet. Bir hiç saymadık. Zaman öyle akıp geçiyor ki. Ben her programımıza çalışıp gelmek zorunda mıyım? Bir kere de siz çalışın. Çalıştık. Ama şimdi ekmek de aslanın ağzında yani. Çalıştık ama. Hazırız bugün. Hazır. Hazır mı? Hazırız. Çok peki, hazır. Peki alkışla gelelim. Buyurun programınızı açın. Programınızı yapın. Ben bu programda konuşmuyorum bugün. He. Anlaştık mı? Şimdi Allah'ın dediği olur. Yani bu konuda... Tamam. Alkışlan gel. Evet. Evet. Büyük bir alkış alalım seyirciden lütfen. Çok büyük bir alkış. Evet. Gel. Hayır. Merhabalar. Merhabalar. Bugün de yine inanılmaz hazırlandığımız bir açılışla... Evet Salih abi. Evet. Evet. Şimdi... Evet. Evet. Ben başlayayım. Sen hızlı girince ben de devam etmek istedim. Bugün bambaşka diyarlara götürmek istiyoruz izleyiciyi de, seyirciyi de. İkisi de aynı aslında. Sizleri de. Yani komple ekip olarak başka bir yere gideceğimiz bir konu üzerine yoğunlaşmak çok istedik. Tam vaktimiz olmadı ama. Olsun. Yine de toparlayabildiğimiz kadarını paylaşma ümidi içerisinde. Ben hiç araya gir abi. Ben arkadaşım. Kestik. Çok iyi ettim. Bazen kesmek lazım. Bir dakika konuşalım mı? Buyurun. Ay özel mi? Hayır. Hayır. Arkadaşım. Benim. Arkadaş benim. Üçüncü hafta oldu. Evet. Hala bir program nasıl açılır öğrenemediniz mi? Bak. Şimdi biz... Sana söylüyorum. Bana. Ben onu tamamen üstüme aldım. Biz hani dostane cana yakın olsun diye düşündük. Hani genelde programlar şey oluyor çünkü. Böyle çok... ana haber bülteni gibi oluyor ve seyirci soğuyor. Mesela zapping oradan çıktı diye düşünüyoruz. Yani sıkılınca şey yapıyor seyirci. Biz daha böyle sıcak... Değil mi Salih abi? Tabii. Evet. Heh. Düşünüyorum ben. Peki. İnşallah bir konu bulmuşsunuzdur. Bulduk. Çok bulduk. İyi bir konu bulduk. Evet. Alalım. Konu neydi? Salih Bey konu neydi? Düşünüyorum. Düşünmek. Evet. Şu anda düşünmek. Mı uydurdunuz? Hayır. Çok çalışmışız. Düşünmek konusuna çok mu çalıştınız? Evet. Emin misiniz arkadaşım? Evet, evet. Düşünüyorum ben. Konumuz düşünmek. Bununla ilgili hem Salih abinin engin tecrübelerinden faydalanacağız. Hem de yaptığımız araştırmalar. Kesin mi? Kesin. İşte orasını biz hala düşünüyoruz şu anda. Bakın kayda girmem gerekiyor. Siz girin yani bol tutalım belki. Şimdi düşünmek. Yani düşünmek deyince. Yani düşünmeye biz... Tamam başlıyoruz. Gelmişsiniz, mikrofonun önündesiniz. 5, 4, 3, 2, 1. Açın ve düşünmeyi konuşun. Başla. Oradan mı geliyoruz? Yok, gelmişiz. Şimdi gelmişiz. Siz hani genelde bizim konuları beğenmeyip kendiniz konu veriyorsunuz ya. Evet. İşte biz biraz da ona güvendik. Yani arkadaşım ben... sizin yüzünüzden benim özel hayatım kalmadı. İnanır mısınız bizim de yok. Yani ben Salih abiyle aynı evi paylaşıyorum. Buna özel hayat denilebilirse yani. Ben düşünüyorum Tolgacığım. Şey yapma o kadar acık. Ben düşünüyorum efendim. Düşünüyorsun da bizi beyefendi, düşünmedin Salih abi için. Ben anladığım kadarıyla siz gene bir şey hazırlamamışsınız. Hayır. Konu düşünüyorum ben. Siz burada aynı evin içinde farklı farklı düşünüp buraya gelene kadar konuşmuyor musunuz? Şimdi ev büyük bizim. Çok sık bir araya gelemiyoruz yani. Peki otobüste gelirken biriniz en önde biriniz en arkada mı oturuyorsunuz? Yan yanayız. Yan yanayız da şimdi... Ben onu düşünüyorum. Konuşmuyor musunuz yan yana gelirken? Konuşuyoruz ama daha çok düşünüyoruz yani. Yani çünkü uzun bir yolumuz var. Çok düşünecek fırsatımız oluyor. O yüzden de bugünkü konuyu böyle seçtik. Şimdi sadece. Mesela düşünmenin ne olduğunu düşünmemiz lazım. Şimdi Salih abi gerçekten takdir ettiğim bir büyük. Tüh şu programa kadar. Çünkü bu programda kesin olarak benim mayına sürükledi. Hakikaten aklından geçmeyen bir konuyu niye burada açıyorsun? Peki. Düşün. Evet. 3, 2, 1 sayacağım. Düşünmek konusunda hiç durmadan bir dakika bana bir şey vermeniz lazım. Tamam bir dakika. Bir dakika. Yarımşar dakika. İkimiz mi toplam bir mi yoksa birer... Tam kesin olursak çünkü çok hazırız. Ben de şimdi bunu düşünüyorum. Hiç fark etmez.
Fark ben de şu anda onu düşünüyordum. Yani bu dediğinizi düşünüyorum ama şu bir anda. Bir şekilde bunu paylaşmamız lazım. Kendi evet. İçimize düşünce yemiyor bu. Tolgacığım ben de bir şey düşünüyorum herhalde burada değil mi yani? Sen de... O zaman Salih abi başlıyor. Evet. Buyur abi. 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt. Düşünmek. Düşünmek. Ne düşünüyorsun? Keser misiniz? Ben keseyim mi? Ben kesemem. Ayıp olur size. Kestik. Hayır sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hiç anlatacağım. Burada şimdi şey yaparız dedik ama bu burada şimdi gene boşları verdiler bize. Bakın bu her hafta özellikle yapılıyor. Arkadaşım, beyefendi gelmiş olsun. Siz tekrar gelin montajda koyarız. Buyurun. Düşünmeyi ben orada mı söyleyeceğim? Burada gelip yerinde mi alıp düşünmek? Beyefendi daha oraya gelemedik. Herhalde 2 saat sonunda oraya geleceğiz. Ha öyle bir vaktimiz var yani. Geç. Tamam. Tamam. Düşünmek diyor muyum gelir gelmez? Gelmişim demiş miyim? Önce bir açılış yapın. Düşünmek demiş. 3, 2, 1 kayıt gel. Düşünmek. Salih abi konu düşünmek, bağırmak değil. Düşünmek. Çözeceğiz, bunu çözeceğiz. Yavaş yavaş oturtacağız biz. Salih abi, siz sorun arkadaşıma. Siz cevap verin. Ne efendim? Siz sorun, siz cevap verin. Arkadaşım cevap veriyor. Ha, ben düşünmekle cevap. İlgili arkadaşıma soru soruyorsunuz. Ha. Arkadaşım siz gelmişsiniz. Gel, ben düşünmek gelmişim. Konusunda en az 40 tane kitabınız var. Ne diyorsun? Bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Beyefendi size soru soruyor. Beyefendi siz de buyurun. Önemseyin kendisini. Aşağılar biçimde... O mu 40 tane kitap yazmış? Yazmışım ben. Hiç haberim yok yazmışım. Öyle beyefendi varsayalım yazmış. Ha varsayalım. He. Program da yapıyoruz ama yapamıyoruz. Yazarı mı oynuyor? Evet tamam ben geliyorum. 40 kitabım var. Siz getireyim beyefendi anons edin. Çok önemli bir düşünce üstadı gelecek şimdi diye. Kim? Arkadaşım gelsin abi. Sorun ve cevabını alın. Lütfen bana bir dakika verin ve şunu kapatalım. Çok güzel tamam. Buyur sen geç yerine ben hazırladım. Tamam hazırım ben. Değerli seyirciler... Düşün dünyamızın ünlü düşünürü düşün. Böyle bir yere varamayız yani hocam. Çok saçma oldu. Ama ben takdim ediyorum niye bozuyorsun? Düşün dünyamız diye bir şey olamaz ki yani. Niye? Yol yakınken bir çözüm... Arkadaşım yaptığımız her şey çok mu normal bu saçma oldu? Evet. Evet. Biz çok beğeniyoruz teşekkür ederim sizleri hocam. Yani. Ha bizim yaptıklarımız açısından. Bak, bozma. Geliyorum. Evet her soldayız. Şey biliyormuş gibi bozma lütfen geliyorum. Ya. Geldik. Geldik. Anons ederim. O mu geldi ben mi? Gelmiş. Buyurun hayır. Geldiniz. Kim anons gelmiş? Yapıldı. Sizin istediğiniz gibi montajda koyarız. Kim gelmiş? Arkadaşım gelsene. Geldim. Gel. Tolga. Alkış. Büyük alkış. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun beyefendi. Düşün dünyamızın demeyecek miyim? Ama konuğa soru soruyor. Saçma soru soruyor yani. Ben hayır, 40 ben kitap size... yazdım. Bununla pardon. Mı uğraşacağım yani? Buyurun. Sen mi 40 tane kitap yazdın? Ya öyle diyor. Yazmışsın. Ne yapayım? Yazdık. Ama, evet. Ben size soruyorum değil mi? Yani arkadaşa... Beyefendi bu bir televizyon programı. Ama çekiyor tamam mu? Varsayalım sormuş size soruyu. Cevap verin arkadaşım. Şu anda çekiyor musunuz? Varsayalım. Çekiyoruz. Hadi. Çekiyor. Varsayalım sormuş. 3, 2, 1. Arkadaşım soruyu aldınız, dinlediniz. Bir saniye dinleyin. Sonra da cevap verin. Buyurun. 3, 2, 1 kayıt. Ne sordu? Dinliyorum, bir dinliyorum bozma şu anda. Ben dinleyin. Dinliyorum, ben soruyu cevaplayayım. O mu beni dinleyecek, ben mi onu dinleyeceğim? Ben konuyu hiç anlamamış biriyle aynı sahnedeyim. Şimdi bir de ben sorduğum soruyu duymadığım için. Arkadaşım sen duymuş gibi yapacaksın. Olmasın lütfen. Şimdi bak sen geldin ya, ben sana soracağım soruyu da ben şeyi anlayamadım başladık yani. Başladık yine aynı şekilde başladık, gidiyoruz. Peki sorayım o zaman. Düşünmek nedir? Yani bizim ekip olarak hiç yapmadığımız bir şey. 40 tane kitap yazmıştın ona göre cevap vereceksin bak. Benim sorumu da, cevabımı da dinlemiyor hocam. Ben bu şekilde... Hayır 40 kitap yazmış adamın cevabı hemen anında olamaz mı? Adam çok yorulmuş. 40 kitap yazmış hemen cevap veremez. Bir nefes alsın canım. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Evet o zaman 3 saniye düşünün. 3 saniye. Bütün kitaplarınızı gözünüzden geçirin. Sonra cevabınızı verin. Peki şimdi ona düşünün sormuş. Diyorsunuz. Bak ona düşünün diyorsunuz. Ben düşünmek konusunda düşünüyorum. Bana fırsat yok. Beyefendi kafam çok fena karıştı. Arkadaşım siz 3 saniye düşünün. Cevabınızı verin. Veriyorum. Buyurun 3 2 1 kayıt. Beyefendi siz çok dikkatli dinliyorsunuz kendisini. Ha dinlemiyorum. Ama böylesine yani... bir yazarı dinlememek bence çok büyük ayıp. Tolga ben... lütfen sen yazar değilsin. Güya yazarmışsın. Güya dinle abi. Ama bak, bu güya... konuda daha tam anlaşamıyoruz yani şey olarak. Kitaplarından bir bölüm okuyabilir miyim? Lütfen. Aman, pardon o hiç olmaz saçma oldu. Tamam saçma oldu. Giriyorum. Düşünmek nedir? Peki düşünmek soruyorum tekrar. Buyurun başına. Kendisine sorun. Düşünmek nedir? Oh. Efendim? Rahatlatıcı bir şey herhalde. Onun için mi dediniz bunu?
Düşünün insanı değişik duygular. Yani düşünebilir değil mi bu arada? Biraz müsaade tanıyalım. Evet, anlaşılan bunu da alamayacağız. Alabilirsiniz. Biraz daha zorla. Siz de mi bir şey hazırlamadınız? Düşüncesizce cevap vermesin. Yani biraz pay piyanist tanıyalım. Var? Güzel, harika. Tamam. Arkadaşım piyanist... anlaşılan hiçbir şey hazırlanmamış. Piyanisti gönderelim. Nereye piyanist gelsin. Piyanist. Alkış kıyamet. Muhteşem bir program yapmışlar. Ne oluyor bu piyanist? Abi senin yine değil. Gene geldi bu. Şimdi hocam çok özür diliyorum. Geçen hafta ben size sordum. Siz dediniz ki hayır sadece bu haftalık. Bu hafta da bu arkadaş burada. Arkadaşım, Salih abi de onun yanına ekip olmaya gidiyor. Arkadaşım sahneye çıkalı sizin kaç saat oldu şu anda? Toplam olarak ilk programdan beri mi? Evet. Bilmiyorum bayağı oldu. Ve hiçbir şey yapamadınız. Ama bakın bazen bir şey yapmamak da çok büyük bir erdem. Yani buna çalışıyoruz biz Salih abiyle. Tamam hayır, programı ben, dolduralım bakın, diye piyanist çağırdık. Piyanistin maaşı sizden kesiliyor nasılsa. Benim için fark eden bir şey yok. Benim amacım programı doldurmak. Her programa gelecek arkadaşım, mi arkadaş? Hoş geldiniz. Buyurun siz geçen haftaki gibi orada Her programa gelecek mi pardon? Eğer siz bir şey üretemezseniz her programa gelecek beyefendi. Ama üretmemize fırsat vermiyorsunuz ki. Beyefendi. Sürekli lafımız kesiliyor. Çok özür diliyorum. Abi, tamam 5 dakika konuşmuyorum. 5 dakika içinde 4 dakikalık kayıt istiyorum. Buyurun. Adama bağırıp duruyorsun. Şutlayacak bizi buradan. Salih abi bazen kendini tam ifade edemiyor. Çünkü tam düşünmedik yani bu konuyu biz. Bizim merakımız şu. Yani sahneyi dengelemek için hani sahnenin bir tarafında biz ikimiz varız. Öbür tarafında da arkadaş tek başına bir uyum, bir ahenk midir? Çünkü kendisi hiç sorulara da cevap vermiyor. Yani biz burada bir şey üretemiyoruz. Boşluğun. Oyunumuzu bozmuyor mu? Hayır, para bizden kesiliyorsa çalsın bence de. Yani hep aynı şeyi çalacaksa ben gerçekten karşıyım. Ben hep aynı şeyi çaldığını düşünmüyorum. Başarılı buluyorum. Şu anda? Evet. Program açısından çok başarılı buluyorum. Neredeyse evlat edecek ya. Ama bence geçen haftakinin aynısı. Bizimki daha farklı bir saçmalık en azından. Yani yapamayışımız bile farklı bizim. Arkadaşım, efendim, arkadaş bütün ünlüleri benim. Tanırız dediniz. Bir tane bile ünlü getiremediniz. Prodüksiyonun bulduğu ünlü insanlarla program yapmaya çalıştınız. Ama hiçbirini tanımadınız. Şimdi orada bir yanlış anlama oldu gerçekten. Biz beraber söyledik onu. Biz bütün ünlüleri tanırız derken, yani gördüğümüzü tanırız anlamında. İsim bilir. Yoksa bir münasebetimiz yok. Çok gönül ister ki olsun. Peki neyse, bu programın muhasebesini yapmayalım. Yapsak iyi olur çünkü biz iki haftadır para almıyoruz. Yani muhasebe demişken oraya da değinmek istiyorum ben. Tamam, önce programı açıyoruz. Girişini yapıyoruz. Pardon. Sonra gelişme kısmında konumuzu anlatıyoruz. Sonuç kısmında da konumuzu bağlayıp çıkıyoruz. Ve bu 4 dakika sürüyor. 3, 2, 1, kayıt. Buyurun. Nasrettin Hoca fıkrası olabilir mi? Ben gerçekten kendime zarar vermek istiyorum şu an. Yani bu durum içinde bulunduğum durumdan kurtulmak istiyorum. Dalga niye öyle yapıyorsun? Çünkü içimden gelen bir ses bu. Nasrettin Hoca fıkrası ne kadar acayip bir şey. Şu evet an... güzel bir konu buldunuz. Güzel evet efendim. Arkadaşım beyefendi siz konuya girin. Arkadaşım siz de kendinize zarar verin. Gördüm. Buyurun. 3, 2, 1 kayıt. Teşekkür ederim hocam. Tam buyurun. Yani Nasrettin Hoca fıkrası anlatılacak zaman. Şimdi hoca bir gün... Piyanoya pas atın. Ha. Piyano, pas. Hiç komik değildi. Böyle şakalar yapmayalım. Şaka değil. Tamamen duygusuz şey anım yani. Beyefendi niye kestiniz? Neyi kestim? Fıkra. Bir şey anlatıyordunuz. Bir şey vardı. Anlatayım mı Nasrettin Hoca fıkrası? Oho. Böyle bir yere varabileceğimizi sanmıyorum. Hayır, neyse, pas atın deyince piyanoya... Fıkra taca gitti. Olsun. Peki arkadaşım, evet. Beyefendi siz sahnenin sol tarafında durun. Ben piyaniste bir şeyler çıkarmaya çalışayım. Ben mi durayım? Siz durun. Bir şey yapamıyoruz. Bir 4 dakikaya ihtiyacım var. Bari piyaniste bir şeyler çıkarayım. Piyanisten de çok şey çıkacağını sanmıyorum. Hep aynı tuşlara basıyor. Deminden beri takip ediyorum. Ya ben kıssadan hisse olur diye piyanist şey arkadaşım, dedim. Nasrettin lütfen Hoca. Lütfen bize bir şey çalıp programın bir 4 dakikasını doldurur musunuz? Arkadaşım yapamayacağınızı söylüyor. Beyefendinin hiç umudu yok. Ama benim tek umudum sizsiniz. Lütfen rica ediyorum. Piyano olur, başka bir şey olur. Tamam. Alkışla. Kırıcı bir üslup oldu. Alkış. Evet, piyanist arkadaşımıza bir mikrofon getiriyoruz hemen.
Bravo. Prodüksiyon da çalışıyor. Ya çok özür dileyerek bir şeye girmek istiyorum. Biz geçen hafta birer çay istedik. Hala o çay yok. Ama arkadaşın mikrofonu hazır, gitarı hazır. Ben alınıyorum giderek. Bu komplo seziyorum yani. Bizim başaramamız, yani başaramamamız... Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, tutmuyor elim kanadın. Arkadaşım eşlik edelim, vokal falan. Gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, tutmuyor elim kanadın. Eğer bizi ihmal eden olursa... Gitarın üstünden biraz sesini açalım. Eğer bizi ihmal eden olursa... Kesti tırnağını... Eşlik edelim. ...unutmazmış dersin. Gülüm gülüm, gülüm gülüm, tutmuyor elim. Beyefendi siz de eşlik edin. Beyefendiyi dürtün, eşlik edin. Gülüm gülüm, gülüm gülüm, tutmuyor elim turnalar. Hey. Arkadaşım çok teşekkür ederim. Müzisyen arkadaşım çok teşekkür ederim size. Şimdi de herhalde ensesinden söyleyecek değil mi hocam? Mikrofon orada durduğuna göre. Arkadaşım beceremiyorsunuz. Bari beceren insanları takdir edin. Alkışlayın. Hayır. Ben alkışladım. Bravo Salih abi, bravo. Benim söylemek istediğim şu. Piyanist arkadaştan şarkı istediniz. Adam gitarla çaldı. Yani adil değil. Aynı şarkıyı ben de gitarla çalabilirim. Peki arkadaşım, pek sizi bu konuda dinlemek istemiyorum. Çünkü ben de hazırlıksız geldim. Prodüksiyondan rica ediyorum. Konuğumuzu yollasın. Mutlaka bir konuk ayarlamıştır. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Bakalım kim geliyor. Prodüksiyonla iftihar ediyoruz. Prodüksiyon, konuğun ismini alayım önce. Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, alkış. Nasılsınız? 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 Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sohbete girebiliriz o zaman. Evet. Konuğumuzu tanıdınız herhalde. Hayır. Evet. Evet, şimdi girdiği için tanıyorum. Nasılsınız? Ben. Demin burada gördüm. Şimdi hakikaten aramıza hoş geldiniz. Biraz şöyle çıkayım. Hocam ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hocam. İnşallah arkadaşlar sizinle çok güzel bir sohbet gerçekleştirecekler. İnşallah. Yeni başlamışsınız programa. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz nereden? Sana böyle bir soru olamaz. Siz nereden? Kütük mü soruyorsun yani nereden? Siz ne iş yapıyorsunuz anlamında? Hocam dedi. Yönetmenin öğretmeni. Ha, öğretmen misiniz? Yani ben konuyu tamamen kaçırdım. Kamera şakası. Öyle mi? Ha, Salih abinin oluşumu. Yani. Hayır, yok, o da programda var. Hocamı tanımadınız. Hayır. Tanıyoruz. Salih abi. Tamam, kamera şakası. 3, 2, 1 kayıt. Hocam hoş geldi, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi efendim, biz izleyicilerimizle sizin bambaşka bir yönünüzü tanımak istiyoruz diye giriyorum ben. Yani bilseydi herkes bu yönümü bilsin isterdim dediğiniz, su yüzüne çıkmamış, böyle güzel kelimeler kullanıyorum. Su yüzüne çıkmamış bir şey görmek istiyoruz. Anladım. Özel hayatına girmemizi istemiyor hocam. Programa başlayacağız değil mi? Programdayız. Programdayız. Tamam. Program. Peki. Bizi ciddiye almıyorlar hocam. Arkadaşım. Benim, arkadaş benim. Ciddiye almaması çok normal. Öyle mi? Evet. Ha. Lütfen hocama sorular sorar mısınız konusuyla ilgili?
Konu. Yani bu önce programı açın. Düşünme konusu ilgilendirmiyor hocam. Hoş geldiniz. Hocam. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Sonra konuya girin. Lütfen. 3 2 1 gelmişsiniz. Kayıt. Buyurun. Evet. Merhabalar. Merhaba. Şöyle bir şey sormak istiyorum size. Salih abi, düşünmekle ilgili bazı cevaplar arıyor. Mesela şu an içinde konuya yakın duralım. Mesela televizyon. Daha yakın. Televizyon işi. Ama sürekli karışırsın. Hocam siz misiniz? Pardon, özür diliyorum. Ben hakikaten çok çünkü kaptırdım. Hemen de soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Şu an içinde bulunduğum bu televizyon dünyasının düşünmemize bir etkisi var mı? Bence düşünmememize bir etkisi var sayenizde. Konu kapandı, program bitti. Böyle bir cevap bir programı bitirdi. Yani bizim ya bir sayenizde çünkü televizyon ciddi bir narkotizasyon etkisi yaratıp insanların düşünmemesini sağlar. Şimdi ben buraya ne olarak çağrıldım bilsem ona göre konuşayım. Bilim adamı olarak mı çağrıldım? Ne bileyim film oyuncusu olarak mı çağrıldım? Reklam uzmanı ne olarak konuşuyoruz? Ha bir ona film oyunculuğu var. Hocam ben bilmiyorum. Biz bilmiyorduk yani sizin ne olarak geleceğinizi konuşalım. Bilmiyorduk. Bilmiyorum. Ona göre cevap vereceğim de o yüzden sinirleniyorum ama yani. Bir şey sorun ben de cevap vereyim. Ben birazdan dayak yiyeceğim. Arkadaşım konuğumuz giderse bu da sizin son programınız olur. Anladım. Lütfen konuğumuzu mutlu edin. Tamam. Hocam bilim adamı olarak. Çok güzel giriyorduk az önce. Devam ediyorduk o konuyu. Bakın kesinler. Biraz önce çağırdınız. Dediniz ki şu saatte geleceksin, şu saatte çıkacaksın. Yani çok az vaktim kaldı. Sorun sorularınızı ben cevap vereyim gideyim yani şuradan. Tamam, o zaman soruma devam ediyorum. Buyurun. Israrla. Düşünme konusunu devam edelim lütfen. Beyefendi siz daha yakın durmayı öğrenemediniz. Buyurun. Ben yakın durun. Evet. Bak düşün. Ne 3, demiş? 3, 2, 1 kayıt buyurun. Yani, düşünüyorum öyleyse neyim? 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 Bundan bilmiyorsun. Yakınım. Ha yakınım değil. Düşünüyorum. Sazan çok gördüm. Ha. Düşünüyorum öyleyse neyim? Yani neyim? Varım. Ha varım. 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 Evet. İnsanoğlunu insan yapan en önemli özellik ne? Düşünmek. Bravo. İşte bakın. Ben bunu söyledim, önerdim o konuda. Beyefendi onu anladık. Siz bunu bana söylediniz. Lütfen konumuzda bir konu konuşur musunuz? Şimdi benim gerildiğim nokta şu. Hem buradan asıl hem benim sizden gerildiğim nokta. Sorunuzu sorun. Vallahi gideyim Allah aşkına ya. Ya hocam, bak gideceğim. Lütfen. Yok lütfen. Lütfen sizi buraya yorduk. Hocam çok rica ediyorum. Siz şu kusurlarına bakmayın. Düşünme konusunu lütfen tamamlayalım. Bu konuda sizden tamam, bilgi düşünmenin almak düşünmenin nesini konuşalım. Düşünmek zihinsel bir süreç. Düşünenler var. Sizin gibi düşünmeyenler var. Falan yani. Yani biz o kadar hayatı ciddiye almadığımız için. Biz daha çok hani insan seven. Doğru. Ben konuğa yakınlaşmak için elimden geleni. Mesela düşünen bir hayvan biliyor musunuz? Düşünen hayvan. Heh. O da insan diye duydum ben. Evet. Yanlış mı söyledim? Var mı bir hayvan? Bir insandan başka hayvan düşün bilmiyorum yani. Arkadaşım sevdiği bir şarkı falan varsa onu çaldırın piyaniste öyle girin konuya. Buyurun. Ama çok saçma şimdi zaten bize çok kızgın yani. Bir de şarkıyla bunu alevlendirmek istemem ben. Kamera şakası hala bu. Kamera. Şimdi zaten 5 kamera var. Hangisinin şaka yapabileceğini ben kestiremiyorum yani. Bence de yani ya buna ancak 5 kamera yeter. Böyle bir programa 5 kamera az. Yani bence 10 kameralı bir şaka programı olması lazım. Bilmiyorum duydunuz mu hocam teklifi yani. Arkadaşım sizinle dalga geçiyor konuğumuz. Ha. Hocam reklam konusunda önemli bir uzman. Ha. Lütfen bu konuyla ilgili konuşur musunuz? Reklam. Siz zaten hocamın bütün kitaplarını okumuşsunuz, derslerine katılmışsınız, çok iyi tanıyorsunuz ve gelir gelmez o kadar samimi bir şekilde bu konuyla ilgili lütfen 5, 4, 3, 2, 1 kayıt. Merhaba. Hocam reklamlar mı programların akışını sağlar yoksa programlar öyle programlardır ki halk onları izlediği için mi reklamları izler? Böyle bir soru nasıl? Hakikaten şaka bu. Şaka değil mi? Bu şakaya hazır. Yani. Şaka bu sordum. Şaka olur. Hayır bunu ben kesinlikle samimi olarak soruyorum. Eğer bu soruları doğru soramazsanız bu programda bunun cevabını bulacaksınız. Ha. Çünkü programımız yayından kalkacak. Hocamın bildiği bir şey var herhalde. Siz TV8'den mi geliyorsunuz? Aynen. Ha. TV8 o zaman Salih abinin ikinci Cihan Harbi'nden kalan sorusunu toparlıyorum, günümüze uyduruyorum. reklamsız bir şeyi satmak mümkün müdür? Mümkündür. Benim bir saatte toparladığım soruya bu kadar kısa bir cevap ama ben aramıyorum bunu. Kesinlikle. Ama iyi bir soru ama reklam satmak mümkün mümkündür. Ama uzun süreli satmak mümkün müdür onu bilemiyoruz. Yani bir kere satabilirsin de daha sonra satabilir misin o biraz zor. Neyse en azından ciddi birkaç soru gelmeye başladı. Öyle mi? Evet. Çok iyi o zaman. Önemli hocam şey. İyi o zaman. Evet evet iyi. Tamam iyisin hadi. O zaman bunları bir daha sorarsak 4 dakika dolar. Arkadaşım, konuğumuzun hoşlanacağı bir şarkı, sevdiği şarkılara girin. Böyle şeyler sorun.
Küçük. Ha ben söyleyeyim. Ben mi söyleyeyim? Beğendiğiniz, hoşlandığınız bir şarkı piyanist varsa çalsın, size. Piyanist çalsın, siz söyleyin. Konuğumuzu mutlu edip yollayın buradan. Yoksa bir daha kimse gelmez programınıza. Ha. Hayırlısı. Yani beğendiğiniz, duymaktan hoşlandığınız, bizim piyanistin çalabileceği bir şey belki. Aldı turnamı çok beğendim. Bir daha dinleyin. Öyle mi? Bir daha mı? Bir daha. Bu çocuk bayağı kalıcı olacak. Şöyle yapalım. Bir daha Allı Turnam belki uzun kaçabilir. Arkadaşım siz piyanonun başına geçin. Siz playback yapın. Piyanist söylesin. Siz söylüyormuş gibi yapın. Öyle alalım bir de kayıt. Buyurun. Hazır olun kayda. Konuğuma sorular bitti mi? Kayda hazır olun. Demek ki o müzik bir araya girip evet, herhalde efendim, ondan sonra. Siz de orkestra şefi gibi arkadaşımı yönetirseniz. Evet. Arkadaşımı yöneteceğim evet, ben. Alıyoruz. Neyi alıyorsun? Salih abim. Hayır. Allı turna mı? Allı Yok. Müzisyen arkadaşımız söylüyor. Siz Allı söylüyormuş gibi başka yapıyorsunuz. Allı turna. Biz turnu. Kamerada sizin ağzınıza koyuyoruz. Yani biraz şey olsun, size soru soruyoruz. Düşünelim. Sağolun. Evet, öne doğru gelelim. Hocama söylüyoruz şarkıyı, onun istedi çünkü. Ben duymuyorum. Bana söylüyorsun. Söyleyerek bana geliyorsunuz, hocama söylüyorsunuz. Seyirciye söyleyin, seyirciye. Bütün sahneyi alın. Allah'tan benim sevdiğim şarkı yoksa gerçekten iştirak edemeyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz biz gerçekten size yani. Başka soracağınız bir şey yoksa gideyim. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi. Böyle bir soru olabilir mi? Ben gerçekten peki, çok teşekkür etmek istiyorum. Atıf hocamdan bir şey var mı? İlgisi var mı bu soruların için? Teşekkür ederiz. Ben gideyim. Biz hocamı bize lütfen çok büyük alkışlatın. Evet. Teşekkür ederim. Alkışlayalım hocama. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı. Arkadaşım gelir misiniz? Arkadaşım. Neredesiniz? Hiç bakma, hiç bakma. Bilmem bir şey arkadaşım, söylememize... Arkadaşım skeç için mi bunlar? Değil. Evet. Evet mi, hayır mı? Ya güzel kardeşim. Ben dün geceden haber verdim. Araba yarışçısı. Rally kostümü istedim. Gelen kostüme bak. Torbadan bunlar çıktı ya. Şimdi biz hakikaten Türkiye'de rally üzerine hazırlanmıştık. Fakat Salih abi kostümleri aldı sabah. Ya biz ben nereden... Dün söylemedik mi beraber geçerken? Ama torbanın içine bir bakar insan. Sevilay Hanım'la beraber konuşmadık mı? Demedin mi Sevilay Hanım? Yarışçı rally kostümü dedim ya. Şu an Sevilay Hanım bizi duyuyor mu acaba? Yapabileceği bir şey var mı? Yok. Ama niye Salih abi söyledin, sabahleyin söyledim diyorsun? Sen söyle. Beraber geçerken söylemedik mi? Tolgacığım yapma, gözünü seveyim ya. Şimdi getirip hocam... kapının önüne bir torba bırakmış iki tane. Ben şimdi pardon açıp bakacaktım oradan. Ne var, ne koymuş acaba? Evet. Evet. Bitti mi arkadaşlar? Hayır, daha yeni başlıyoruz. Çok gerginiz şu an çünkü. Hakikaten çok iyi hazırlanmıştık. Etek yamuk duruyor. Biraz yukarı çek önden. Ha, ben alışamadım tam. Pardon. Teşekkür ederim.
Bunun yamuk olduğunu nereden anlıyorsunuz? Ben onu da anlamadım. Ya her yeri aynı olduğu için. Biz hakikaten şu an çok kısır kaldık sahnede. Arkadaşım, ben sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen edin. Ama bu şekilde nasıl rica edeceğim onu da bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Şimdi ben hocam şey affedersin, ben iki tane direksiyon getirmiştim. Yani sadece şey tamam, olarak. Tamam, skeç yapalım. Biz montajda düzeltiriz. Bu kıyafetlerle oynayın. Yapacak bir şey yok. Ha. İşte. Hemen de uzlaşıyorsun Salih abi. Ben etekle ne rallisi yapıyorum? Ben çok gerginim gerçekten. Olgacığım, güzel kardeşim. Ne dedi yönetmen? Montajda düzeltecekler. Tamam da bizi de mahallede montajda düzeltecekler. Mahallede böyle göreceğiz televizyonda. Başka bir çözüm bulabilir miyiz? Ben eteği çıkarsam. Oh, yok, eteği çıkarmayın. Başka bir şey daha... Yani arkadaşım, Salih Bey rallide ön koltukta olsun. Siz arkasında saklanın, eteği toplarsınız. Eksik etek. koltuk kim? Bir koltuk çıkın yani lütfen. Tamam. Oradan, müzisyen alabilir miyiz? Müzisyen beyden rica edelim. Biraz ayakta dursun bir dakika. Onun evet, koltuğunu biraz yan koyup arka arkaya koyu oturun. Evet teşekkür ederim. Bak Tolgacığım. Şimdi öyle olmaz beyefendi öyle. Şöyle evet, sen arkama geçeceksin. Direksiyon getirmiştim bir tane ben. Onu direksiyona verir misiniz? Direksiyon yoksa Halil abi al sana direksiyon. Evet mikrofon direksiyonmuş gibi biz koyarız. Montajda koyarız. Siz de arkasına oturun. Ben yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Arkadaşım siz co-pilot değil misiniz? Rally yapmayacak mıyız? Şu tarz bir co-pilot bunu... iş yapar mı bilmiyorum yani. Direksiyona benziyor mu bu? Gelişmiş bir araba. Üstünüzdeki de rally kostümüne benzemiyor. Montajda bravo. Koyarız. Bravo. Nasıl tam lafı koydu gediğine? Yönetmen dediğin böyle olmalı. Evet. Ben şu an tam yerimi bilmek istiyorum. Salih Bey'in arkası. Şimdi programa başlamadan önce... Arkadaşım öyle olur mu? Genelde böyle görüyorum motorla gidiyorlar. Ama buradan biz... Tolgacığım ralli yapıyoruz. Yani sevgilisini motor almış giden bir adam değiliz. Öyle değil mi hocam? Yani sevgilisiyle motor gezisi yapan bir adam durumu değil. Beyefendi yani... biz sizinle anlaştık. Arkadaşımla anlaşamıyoruz. Ben eteğinizi görüyorum profilden. Arkaya geçerseniz geç arkaya. Tam ayağınızı atarsanız şöyle. Ha. Topla eteklerini. Eteklerin altına al. Altına al etekleri. Eteği açınca üşüyorum. Hayatım altına alsana diyorum şuraya. Sok altına. Hocam iş yapar mı? Ne demek tamam, şimdi? Hayır tamam mı yani anlamında? Bu şey televizyon teknik tabiri. Hazırız. İş yapar mı? Arkadaşım pamuk tarlasında rally yapıyormuşsunuz gibi oldu. Orada ne iş yapar mı? Bir dakika yönetmen bir şey dedi ben hiç... Efendim? Evet pamuk tarlasında rally konu. Buyurun. Pamuk tarla. Evet eteğiniz pamuk tarlası gibi görünüyor. Eteği toplama imkanı var mı? Pamuklar toplanalı kaç ay oldu ya? Hiç anlaşamıyorum zaten. Hayır ben eteği toplayayım da seyircinin de yani... Ben şimdi direksiyon tutuyormuşum gibi mi? Evet. Bu... Evet başlıyoruz. Rally başlıyor. Start vereceğiz. Bayrak havada şu anda. El böyleyken bir direksiyon verilebiliyor değil mi şöyle şu anda? Arkadaşlar bir tabure verelim müzisyen arkadaşımıza. Bir rally müziği alalım. Bir de rally müziği nasıl olabilir? Ben onu hiç duymadım daha önce. Vın vın vın. Piyanoyu mu vuracak duvara? Nasıl vın vın? Bir tek biz mi yarışıyoruz? Ben onu merak ediyorum. Başka ekip yok mu? Arkadaşım kusura bakmayın. Biraz yüksek oldu tabure galiba ama. Çok saçma bir piyanist. Ben böyle bir piyanist hiç görmedim daha önce. Arkadaşım siz piyaniste niye kafayı taktınız? Takmıyoruz. Affedersiniz de pamuk tarlasında piyanistin ne işi var onu da hiç anlamıyorum ben. Piyanistle mi yarışıyoruz? Montajda, yani... montajda ayıracaklarını Tolgacığım ya. Şimdi biz binlerce rally evet. arabasının arasındayız. Şöyle bir mizansen çekiyoruz. Değil evet. mi hocam? Binlerce araba var etrafta. Gökyüzünde müzik çalarmış gibi hayal ediyorsunuz. Gökyüzünde siz mi? Siz rüyadasınız şu anda. Çünkü bu kıyafet rüyadan başka bir şey olmaz. Rüyanızda beyefendi... Rally yapıyor, arabayı kullanıyor, siz co-pilotsunuz. Ve yukarıda çok action bir müzik çalıyor, çok süratli. Action. Sizi gaza getiriyor müzik. Evet, gaza. Müzik başlasın. Yani müzik gökyüzünde. Siz daha başlamadınız şu anda. Başladım. Hala şey, vın vın dur. Vın vın. 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 Ben vınlıyım mı? Vın. Siz co-pilotsunuz, yolu tarif edeceksiniz. Sağdan git Salih abi. Vın. Kestik, vın. Daha başlamadık. Kestik. Şu anda sırada arabalar. Ha araba, biz hiç görmüyoruz arabaları. Varmış gibi. Maşallah hiç belli etmiyorlar. Evet, yan evet. tarafta çok gıcık olduğunuz birisi. O da yarışıyor. Bize çarpan bir araba yok değil mi? Hayır yok. Yani biz... Her yarışta sizi geçmiş. Siz bu yarışta onu geçeceksiniz. Ha. İnançlısınız. Vın!
Arabanın kaskosu var mı? Ha, ben merak ediyorum çünkü ne olur arkadaşım, ne olmaz. Arkadaşım. Efendim. Başlıyoruz. Kasko. Sağınıza solunuza sertçe bakıyorsunuz. Bu yarışı biz kazanacağız der. Biz ne adına yarışıyoruz? Onu hiç bilmiyorum. Ha, güzel. Olsun, bir amaç belirlemek gerekmez. Yani yarışalım. Yeter kazan. Öyle yarışıyoruz tamam. Yani. Evet. Başlıyoruz. Müzik başlasın. Ben start deyince yarış başlayacak. Pardon, pardon hocam. Kafamızda kasklar var değil mi? O yarış kaskları. Tolga'da da bende de değil mi? Evet. Sen bana sarıl, sarıl bana şey. Çok hızlı gidiyor, ben korkuyorum. Arkadaşım, yolu müzik... zaten siz tarif ediyorsunuz. Hızını ve dönüş açısını siz vereceksiniz. Müziğin ritmine göre. 3, 2, 1, kayıt. Çok üzüldüm. Ben şunu anlamıyorum. Affedersin. Yolu ben tarif ediyorum ama Salih abiden ben yolu görmüyorum. Yani Allah'a emanet gidiyor şu an. Endişeleniyorum. O zaman şöyle yapalım. Siz öne geçin. Ha, Salih abi, siz arkaya geçin. Hayır. Ama arabayı siz kullanın Salih abi. Biz montajda kafaları değiştiririz. Çok rica ederim. Yani şimdi ben pisti görmüyor muyum önümde? Önümde 4 tane araba var. Beyefendi, siz co-pilota göre gidiyorsunuz. Evet. Arkaya geçer misiniz lütfen? Hayır, ben... geçemem. Buraları Salih abi çok daha iyi bilir. Benden eskidir buralarda. Arkadaşım, tamam. O zaman Salih abinin omuzundan kafanızı çıkarın ve bakın. Ha, buradan bak. Şuradan. Evet, yaklaş. Omuzdan bu... çıkar kafayı. Sağa dönerken hani böyle yatıyoruz ya. Ben dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Ha, sen orada evet. Evet. Hocam, böyle hızlı giderse benim çorabım kaçabilir. Evet. Çorabı evet. Var mısın? Çorabı var mı? Müzikle başlıyoruz. Ben start demeden gaza basmayın beyefendi. Lütfen rica tamam. ediyorum. Şu evet. anda ısınma. Arabaları ısıtıyorsunuz. Gaz veriyorsunuz. Oh, ha, müzik öyle değil. Kask var yalnız, görünebilecek mi oradan? O yandan bakıyor beyefendi. Kastan. Ben buradayım, ben bakıyorum, görüyorum. Tamam, ben devam. Vın! Çok böyle giderse bir kaza yapacağız. Yani evet, start verildi ve yarış başladı. Ve çorabım kesin kaçacak. Çok gergin. Yolu tarif ama edin. Ben konsantre olamıyorum. O zaman olamıyorum. Kestik. Yani... Kestik. Müzik biraz daha yavaş gidebilir evet. yarış başladıktan sonra. Sen öne arkadaşım. Geç. Yok, öne geçsin, öne geçsin. Niye anlatmıyorsunuz ben... yolu? Ter bastı. Her tarafımı ter bastı. Lütfen öne geç. Tolga, öne geç. Yani... Şimdi ben yarışa başlamadan önce şunu merak ediyorum. Araba otomatik mi, düz vites mi? Şimdi bir yanlışlık daha yapıyoruz. Yönetmenim, pardon, bir yanlış. Tolga'cığım, affedersin. Evet. Canım kardeşim. Şimdi ralli arabalarında iki kişi olmaz ki yan yana. İki kişi olur. Bir de pilot vardır, haritadan yol söyler. Doğru bir şey. Biz ralli mi bu yoksa normal pist yarışı mı yapıyoruz? Arkadaşım, bana bekleyecek miyiz daha fazla? Ben bilmiyorum. Ralli değil, bu ralli değildi. Pardon, lütfen, ralli değildi bu. Lütfen. Pist yarışıydı bu. Beyefendi, siz lütfen yan oturun. Yan oturun. Ben mi? Evet. Motorda mıyız? Bu tarafa doğru oturun. Beyefendi, tam göremiyorum. Ben hiç göremiyorum. Siz biraz kenara. Beyefendi, siz olduğunuz gibi kalın. Arkadaşım, siz öbür tarafa doğru. Evet. Tamam, düşmeyin koltuktan. Şimdi şunu merak ediyorum. Ben yolu tarif edeceğim için. Arkadaşım, önden birini çağırın, bir bayanı. Start verecek bize. Start bayanı arıyoruz. Evet, ön sıradan bir bayan gelsin. Ön sıradan bir bayan. Çok tatlı bir bayan var. Start. Tamam, gelsin sahneye. Hepsi start tatlı için. Bayanların hangisi bir tanesi var diyorsun. Tamam. Bu bayan kırıldı. İkincisi gelsin. Hanımefendi, biraz geri çıkın. Hoş geldiniz. Evet, siz kolunuzu indireceksiniz. Elinizde bayrak var. Yarış başlayacak. Ama ben çok hayati bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben yolu tarif ederken sağa dön dersem benim sağımla Salih abininki farklı. Ben ona göre mi anlatayım, kendime göre mi? Bu çok saçma yerlere gidebiliriz. Ve ben bu yarışı kazanmak istiyorum. Yani kostüm... Bütün sağlar bana göre. Bütün sağlar size göre. Evet. Değişik bir hayat evet. tarzı. Salih abi, çok güzel oldu bu görüntü. Şöyle bence yapıyoruz. De. Arkadaşım tam kafasında direksiyon. Burası. Evet. Bu çok güzel oldu. Peki direksiyon onda değil mi? O yönetmiyor. Hayır, arabayı... onda harita var. Direksiyon ben, sizde. Tam el arkadaşın freninin kafasında. Nerede olduğunu çok merak ediyorum. neyse, korkuyorum, öğrenmek istemiyorum. Şimdi başı direksiyon buradaymış gibi değil mi? Evet. 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 Evet, arka hanımefendiyi de bırakalım mı gideceği yere? Bayrak elinizde.
Hazır mıyız? Bilmiyoruz. Müzik başlıyor. Ben start deyince hanımefendi kolunu indiriyor. Yarış başlıyor. Siz lütfen yolu çok sıkı ve hızlı bir şekilde tarif edin. Tarif. 1,5 dakika sonra bitiriyoruz. Ne kısa yarış bu böyle? Tamam. Hazır mıyız? Evet. Başlıyoruz. Müzik başlasın. Start verildi mi? Pardon, verdim. Start. Salih abi, üçüncü bundan sağa dön. Tamam. Sağa dön. Çok hızlı, hemen sola dön. Yavaş yavaş biraz fren yap. İleri doğru gidiyoruz. Frenlersen de ben yukarıdayım. Karıştırma kafamı. Ya bak şimdi, frenler aşağıda değil mi? Gaz pedalı. Frenlerde diye bir fren yok mu hocam zaten? Kaç freni var? El freni yok mu bir tane de? El freni. Hepsi aynı şeye hükme. Ben şunu anlamıyorum. Biz son sürat giderken hanımefendi hala yanımızda duruyor. Biz mi gitmiyoruz, o mu ne yaptığının farkında değil. Yani evet hanımefendi, sizden rica ediyorum. Yarış başladığında siz sola doğru yan yan perdeye doğru gidin. Perdenin arkasından çıkın. Biz de anlayalım ki onlar öne doğru geliyor. Şimdi hanımefendinin oyunculuk ücreti de bizden mi kesilecek? Evet. Ona göre yarışı kısa tutacağız. Evet. Başlıyoruz. Evet yani kesilecek anlamında siz, evet. Fren konusunda çok haklısınız. Siz haritayı okurken bir yandan da frene basın. Ben. Para meselesini konuş. Tamam. Şimdi, araba şimdi normal mi, İngiliz mi? Çünkü normalde fren biliyorsun. Arkadaşım tamam. Ne fark eder? Bilmiyorum, sordum. Maksat yarış evet, geç başlasın. Evet, müzik başlıyor. Start. Hazır mıyız? 3, 2, 1, start. Salih abi. Bir dakika. Bunu öğrenmek istiyorum. Ne adına yarışıyoruz? Biz ne adına yarışıyoruz? Beyefendi bunun ne önemi var şu anda? Nasıl önemi var şimdi? Yani kimden alacağız? Gölgelerin gücü adına diyelim. Bu konu kapansın. Hayır, reklam alacak mıyız? İleride uğrar alırız Salih abi. Ben hazırım. Yolu ezberledim gibi bir şey. Ya ama ben olmaz. Ben bunu şeysiz yapamam ya. Bilmem lazım. Evet. Ne adına yarışıyor? Şimdi Salih abi yukarıda olduğu için biz traktörle yarışıyormuşuz gibi bir hal var. Hani dampere oturmuş, römorka. Bir garip bir durumumuz var bizim. Yani öneriniz var mı? Neyimiz var mı? Öneriniz. Var. Biz seyirci koltuğuna oturalım, abla yarışsın. Dişli birine benziyor. Yemez mi bu? Arkadaşım. Benim. Evet, 30 saniye. 30 saniye bir evet. Yarış. Pert mi oluyoruz sonra? Niye kısa bitiyor? Yani kaza mı yapıyoruz? Çünkü sizden alamıyorum bir şey. He. Yayınlayacak bir şey alamıyorum. Evet. Bu belki hani yayın olmaz da bunun DVD'si çıkar. Onun için o da mı olmaz? Yayınlamasak da. Anladım. İnternette ben hazırım, harita elimde. Ne haritada mıyım ben? Burada ona bir şey söyleyeyim. Ya bu kostümlerle olmadı bu şey. Sadece haritayla olmaz. Araba olmaz. Yarışı şey olmadı bu kostümlerle. Bu inandırıcı değil. Ben İnandırıcı olmadı yani. Ama siz araba yarışına hazırlanmışsınız. Konsantre olamıyorum ya. Yani. Şimdi evet yani ben en azından ben çok naif yarışıyorum. Tamam hanımefendi yerini alalım. Alkışlarım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yardımcı oldunuz. Biz hakikaten ralliye çok hazırlandık fakat bir türlü konsantre olamıyoruz Salih abinin söylediği. Evet yani. Tamam. Bu kıyafetler ne kıyafeti? Bunlar korkarak söylüyorum bale. Tamamdır. Sağa sola geçelim. Nasıl? Of. Bale yaptırmayacaksın bize herhalde. Salih abi ama sen karpuz kabuğu getirdin yani akıllılara. Bu tabureyi ben bırakayım mı? Onu verelim piyanist arkadaşımıza. Ben çok labali olmak istemiyorum. Hocam. Buyurun beyefendi. Hakikaten evet. Çok hazırdık ama ben çok şu an üzgünüm yani. Mikrofonunuzu takar mısınız arkadaşım? Nasıl, hangisi? Evet, pardon. Tam göğsünüzün üstüne. Dekolteye, evet. Bu akşam mahalleye nasıl gireceğimizi çok merak ediyorum. Girmeyiz. Evet. Evet. Şimdi madem bale kıyafetlerimiz var ve madem siz yine hazırlanmamışsınız. Yok. Fındık kıran. Efendim? Seni çağırdı Salih abi. Anlamadım. Kimle kıran? Evet beyefendi, fındık kıran. Fındık kıran. Evet, fındık kıran balesinin hikayesini biliyor musunuz? Bir takım sakarlıklar sonucu fındıklar hep herhalde öyle bir şey yani. Evet, ben sizden bale yaparken hikayesini çok iyi anlatmanızı rica ediyorum. Ve sadece 4 dakika çekeceğim. Bale yaparken. Bunu yapabilirsiniz. Evet. Ben hikayesini tam bilmiyorum yalnız. Bale mi yapacağız biz? Evet, fındık kıran balesi.
Fındık krambalesi. Evet. Ben hikayesini bilmiyorum. Bir kuple anlatırsanız belki... Beyefendi biliyordur. Beyefendi fındık kıranın hikayesi. Fındık kıran. Anladım ki bilmiyor. Fındık kabuğunu doldurmaz bir şey. Böyle bir yorum beni iyice korkuya sürüklüyor gerçekten. Belki bir hikayesinden kısa bir şey verilirse... Tamam. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. O zaman bizden bir şarkı çalalım ve o fındık şarkının hikayesini yapalım. Bize özgü olsun. Özgün olsun. Çok güzel. Harika buldum. Evet. Özgün. Özgün'ü biliyor musun fındık abi? Fındık kurdu. O değil, evet. Fındığı geçtik. Hikayesini bildiğiniz bir şarkı söyleyin arkadaşım. Eski dostlar. Lise saçma oldu değil mi? Balevsi olmaz bunu. Eski dostlar. Evet, eski dostları çalıyoruz. Eski dostlar balevsi. Çadırımın üstüne şıp dedi, damladı. Allah'ım, gerçekten insanın doğduğuna lanet ettiği öyle anlar vardır. Ben şu an bunu yaşıyorum. Öyle değil. Yok, ben Allah kendi adıma. Canımı almadı. Almadı. Çadırımın üstüne, yani öyleydi. Ha. Bir tam olarak ne yaptığımızı son kez anlatın ve bu işkence tamam, bitsin. Sizden herhalde bir şey çıkmış. Buyursun arkadaşım. Bu programı yayınlamayacağız sizin değil önerdiğiniz mi? Bir şarkı var mı? Evet. Sağda soldayız arkadaşım. Yeterli. Anlaşıldı. Herhalde biliyorsunuz. Unutulmuş birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Baleyle anlatın. Sağdan soldan geliyoruz. Sağdan soldan. Unutmuşum yani. Onu da, bu tarz olur mu? Arkadaşım, çok bölmeyin istediğiniz gibi. Hakikaten dediği çok doğru. Biz mahalleye böyle giremeyiz. Bunu yayınlamayacaksınız değil mi? Çünkü ben çok beyefendi, tam tur döndüm. Ne yayınlamamı bekliyorsunuz? Şimdi yani... Yani kahveci Cemal abi diyecek ki bu muydu? Televizyona çıkacağız. Kaç gündür reklam bu muydu yapacağınız? Bir öneriniz var mı? Hayır, Salih abi daha çok sambacı gibi ama benim durumum gerçekten vahim. Yani benim herhangi bir açıklamam olamaz. Olsa da inanmaz. Ben bile şu an gerçekten bir şeye şüpheye peki, düştüm. Peki beyefendi, kahveci kim dediniz? Cemal abi. Ha, Cemal abinin anlamayacağı bir şey yapalım. Anlamayacağı için de size bir şey söylemez. Fındık kıranı yapıyoruz. Sağa sola gidelim. Sağa sola? Bilmiyorum, ben gidiyorum artık öyle. Evet. Buyurun. Sen şimdi yere at şöyle, ben fındık kıra gideceğim. Kestik. Beyefendi ne yapıyorsun? Fındık kırıyorum. Daha çok ceviz gibi geldi bana. Ama ufak, daha şey yapıyorum o zaman, şu ufak. Ben tamamen ruhunu vermeye çalıştım ama... ruhumdan da bir şeyler gidiyor bu arada tabii. Beyefendi, parmak ucunda zaten yürüdüğünüzde fındıklar kırılıyor. Konu zaten bu değil. Aha, bu küçük fındık. Ha. Böyle. Evet, tekrar baştan alıyoruz. Aha, şey, tamam buldum. Gel. Soldayız, tamam. Beraber tamam, geliyoruz. Gel. Soldayız, tamam. Beraber geliyoruz. Evet, soldayız, beraber geliyoruz. Sol burası. Evet, bana evet. Göre sol. Evet. Salih abi hiç oralı değil. Yok, fındıkları ben. Siz Salih abinin yanına gidin, buyurun. Şimdi onun için böyle yürüyorlar. Sağdan beraber geliyoruz. Biz bir ikili olarak çok hatayız yani. Kocacığım tamam, ben buldum nasıl tamam, kırılacağını. Arkadaşım, hadi. Beyefendi yakalayın, beraber gelin. Bu kostümlü onun beni yakalaması gerekir. Tolga tamam hadi. Bir çarpışıyoruz biz. İkimiz de büyük oynuyoruz ve sahne bize dar geliyor. Fındık kırar gibi oldu değil mi? Ceviz. Beyefendi ya. Sizinki oldu. Arkadaşım. Efendim. Aynı yere yürüyüp gelmeyin. Bir figür yapın. Evet. Tolgacığım dikkat et. Ben şu an hayatımı veriyorum burada zaten. Tamam. Tolgacığım ama dikkat ben et. Ben kestiğine kadar kesmeyin yani bana, lütfen. Olduğunuz bana ayak uydurması lazım havadaydı. Değil mi? 50 havadaydı benim arkadaşım. Mi? Kimin? Evet. Benim. Böyle miydi? Ha. Evet. Yoksa böyle miydi? Bir iki figür var çünkü. Bu ikincisi. Bu. Evet. Yüzünüzde
Güzel bir ifade var. Mutlu ifade. Beyefendi, siz öylesiniz. Evet. Çalmaya başlıyoruz. Siz İki öylesiniz, saniye, ben birkaç nasıl... saniye dinliyoruz müziği. Sonra evet. oynamaya başlıyoruz. Oyunla. Anlaşıldı, evet. Ya, buyurun tamam. müzik. Benimki iyi ama değil mi? Sizinki süperdi. Evet. Arkadaşım abi, ne oldu? Bana ayak uydurursan olacak Tolgacığım. Ayakla ilgili sorunum yok da bir kontrol edebilirseniz. Ne oldu? Galiba elbise şey oldu da. Ha? Yıktım şu abi. Aşk olsun ne var? Be, acaba şöyle bir... Bize yardımcı olmanız mümkün mü? Hani biz halen burada çekimdeyken biri bizi başka bir yere taşıyabilir mi evi? Çünkü kesinlikle mahalleye gözükemeyiz artık. Salih abinin bu son... Hala anlamadı Tolga. Tolgacığım şu anda rally kostümü var üzerimizde. Televizyonda öyle gözükecek. Sen hala anlamadı. galiba montajda, şimdi... montajda bunlar şey... Bir dakika durabilir miyiz? Evet dinliyorum, rejisi öyle değil mi dinliyorum. Hocam? Beyefendi bir saniye, rejiden acil bir haber var. Acil haber, fındıklar kırıldı. Ne olabilir? Evet, arkadaşım. Arkadaş benim. Hava durumu spikeri rahatsızlanmış. hava durumunu anlatan bir bale gösterisi istiyorum sizden. Ha. Hava durumunu anlatan bir bale gösterisi istiyorum sizden. Ha. Kar yağıyor yukarıdan. Tabii yapabiliriz reji. Tabii. Arkadaşlar çok yetenekli, her şeyi yapabiliriz. Tabii. Bir dakika tamam. Yaparız tamam. Tolgacığım. Arkadaşım. Böyle kar yağdıracağız. Tamam. Rejiye bu... söz verdim. Evet. Çok yetenekliler dedim, yapabiliriz dedim. Bir dakika. Bugünkü havayı anlatan, İstanbul'un hava durumunu anlatan bir... bale gösterisi Olay. İstiyorum. Çok yetenekli. Önce efektleri alalım, ona sonra... Efektleri sonra koyuyorlar. Biz efektleri yani. Koyarız. Ha, siz efekt... Çok yetenekliler dediniz. Evet. Harika. Peki hiç mi utanmadınız yalan söylerken? Ben bunu merak ediyorum gerçekten yani. Çok güzel. Arkadaşım vapur, müzisyenle vapur konuşun, sesiyorum. Şarkıya karar verin. Beyefendiye rolünü anlatın ve başlayın. Vapur sesi. Bak. Ama böyle bir şarkıda olmaz ki yani, kör parmağım gözüne. Belli ki kar yağıyor artık, bize gerek kalmadı. Gerek var mı hala bize? Yapıyor muyuz? Bale, hava durumu. Bu benim fındık kırma şeyi oldu değil mi hocam? Fındık kırma. Bugün yağışlı olduğuna göre Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur olabilir. Siz de bunu Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmuru, İstanbul'da yağmur var gibi bale gösterisiyle anlatın. Sağda soldayız, evet. Düştük buraya ya, ben hiç... Duralım. Müzikle beraber. Sağda soldayız. Sen benim kolumu geleceksin. Beyefendi benim siz neyi oynuyorsunuz? Gerçekten burada? Tehlikede yalnız. Sen kızın misin ya. 3, 2, 1, kayıt. Buyurun. Güneşli. Salih abinin havayla hiç alakası yok şu an. Ben yani yağmur olgusunu verdim buradan. Hatta şarkı da bunu destekledi. Fakat güneşli olmadı yani. Beyefendi niye güneşli dediniz? Yani gönlünde o var. Hava açsın istiyor herhalde. Açabilir miyiz havayı bilmiyorum. Şimdi yağmurlu bir havada böyle kar yağarken katibim yürüyebilirler mi yani katibimde? Şemsiye oldu. Şemsiye yok. Yağmur şemsiye yok elimizde. Peki, ama dersiniz montajda koyarız derseniz geliyoruz. Ona göre. Islanıyormuş izlenimi verin. Islanarak mı? Ama bunu bale yaparak yapın. Sonra da mikrofona gelip bugünkü hava durumunu İstanbul'a anons edin. Ama sonra hocam, oynayın Erzurum'a anons edin. Oynayın Ankara'ya anons edin. Çok şey istediğiniz zaman bütün bunları nasıl tane tane yapalım şimdi? Dans edeceğiz, bale yapacağız güneşli günde. Eğer birbirine bağlarsanız bir program olur. Evet. İstanbul'dan başlar, otobandan gireriz. Sırada ne varsa gideriz biz. Sen şey yap.
şemsiye var değil mi? Ha, montajda mı koyacaksınız? Ya montajda tam ele denk getirebilirsiniz değil mi şemsiyeyi? Gelmezse garip olur. Getiririz, getiririz. Tamam. Evet. Baleyi unutmayalım. Parmak onu hiç unutamayacağız ömür boyu evet. Zaten. Ben çok sıkıştım. Buyurun. Beyefendi şemsiyeyi gözüne soktunuz arkadaşım. Evet ben de bu ne diyorum ya. Ya Tolga'cığım lütfen bozma uyuyor. Montajda yapacaklar. Şu anda şemsiye yok. Nasıl evet, gözüne girer? Oradan alıyoruz. Hayır nasıl gözüne girer yani? Montajda yani? Hallederiz. Doğru söylüyorsunuz. Siz bu işi öğrendiniz. Buyurun. Ben evet ama Tolga anlattım o kadar evde anlatıyorum sana televizyon tekniği budur diye. Hazır olmak için elimden geleni yapıyorum. Baştan mı alalım devam edelim? Kaldığımız yerden. Buradan. Kaldığımız yerden. Ben ne yap? Beyefendi şemsiye sallamayın. Erzurum'da hava yukarılı. Yukarılı diye bir hava. Ankara'da mıydık? Daha ben İstanbul'dan çıkamadık biz ya. İzmit'e gelmeden Erzurum'un havasını koklayan bir insan. Heyecandan biliyor musun? Baştan aldım şimdi. Baştan, affedersiniz baştan aldım. Alabilir miyiz? Benim şöyle bir fikrim var. Biz bu hava durumunu internetten indirip direkt söylesek daha az yormaz mı yani? Ya hakikaten arkadaşım, internet çağında yaşamıyormuş. Görselliktir. Görsellik. Soyunalım mı? Nedir yani? Ha seyirci kaybetmek istemiyorsunuz. Tamam ben hazırım. İzmit'teyiz biz. Şu an İzmit. Buyurun. Buyurun. Kaldığımız yerden mi? Kaldık. Gitmedik ki biz bir yere. Biz sen kaldığımız yerden. Buyurun. Şemsiyeyi sallamayın sadece. Şimdi, evet. Tamam. Yağmur yağsın değil mi? Tabii tabii. Feci yağmur yağsın. Beyefendi şemsiyeyi tutun mikrofon ıslanmasın. Eğilin mikrofona. Evet İstanbul hava durumunu arkadaşım siz anons edin. İstanbul şiddetli bir yağmurun pençesinde debeleniyordu. Ansızın iki tane balört ve balerit. Balerin ve balet. Oradan. İki balerin oradan çıktılar. Aha oradanı bana mı dediniz? Oradan devam edin. Oradan devam ettiler. İlerlediler ama yağmur durmak bilmedi. Üsküdar'a geldiler. Üsküdar'ı arkadaşım, sel... Arkadaşım yolu efendim. Anlatmayın. Hava durumunu anlatın. Erzurum'a geçin. Buyurun. Erzurum'dan Erzurum'u nasıl geçiriz ya? İçeri inanılmaz bir trafik vardır. Mümkün değil bu saatte. Yani... İnandırıcı yakın... olmaz. Yani... Trakya olsa olur mesela ama Erzurum'da... Bolu tünelinden geçeceğiz. Bolu Tekirdağ dağ var. Güneşli. Oraya geçeceğiz. Tekirdağ güneşli. Çok Erzurum'da güzel. Kar var. Erzurum'a sonra geçeceğiz. Miyiz? Avrupa'ya mı gidiyoruz? Tekirdağ'a gidiyoruz. Tekirdağ'a gidiyoruz. Oradan alıyoruz. Son şemsiye elinizde. Siz mikrofondasınız. Siz de geliyor musunuz? Eğilmişsiniz. Hep kol kola mıyız biz? Böyle bir dostça bir hava var orada. Evet. Güneşli havalarda kol kola. Tolga'cığım Üsküdar'a giderken modunda çıktık ya. Ben de şemsiye kırmızı fes. Evet. Anons. Hiç işte anonsumuzu yani yapıyoruz. Hangi anons bu? İstanbul'un hava durumu anonsu. Hemen yapın. Bu Salih abi yapsın mı? Büyüğüm o yapsın mı? Salih abi yani, buyurun. Unuttum hiç hatırlamıyorum. Evet. İstanbul'un hava durumu. İstanbul'un hava durumu. İstanbul'un hava durumu nasıl? Devam. İstanbul'da yağışlı. Hava yağışlı, çok yağışlı. Fış fış. Yağmurun şiddeti o. Fış fış diye değil yani. Yağmur şiddeti. Evet. Üsküdar'a giderken bir yağmur aldı. Ben böyle durmaktan bir bağırsak düğümlenmesi söz konusu. Yani hava durumu ama bu müzik beyefendi, devam ederse sizden, sürekli... Beyefendi sizden bir şey rica ediyorum. İstanbul deyin lütfen mikrofona. İstanbul. Yağmur deyin. Yağmur. Bugün deyin. Bugün. Montajda biz koyarız. Ama... Şimdi Evreş müzik... yolları Darla Tekirdağ'a gidiyoruz. Arkadaşım siz piyanonun yanında durun. Heh. Orada aktif olun. Beyefendi siz Evreş yolları darın. Önce dansını yapın. Ben sonra fındık da gelin. Kırma adımlarıyla mı gideceğim yoksa normal öyle... Nasıl isterseniz. Yürürüm. Sol taraftan evet. Geliyorsunuz. Evreş yolları da... Size göre soldan. Evet. Böyle. Anonsunuzu yapıp sağ piyanonun yanına geçiyorsunuz. Tamam. Arkadaşım geliyor sonra. Tamam. Buyurun. 3, 2, 1. Anons. Neresi? İstanbul. Bence hava durumundan daha büyük bir problem var. Pişik var galiba. Çünkü ben yürüyüşten onu anladım. Hava durumunu bırakıp acilen ona eğilmek lazım. Tolga'cığım fındık kırma adımlarıyla geliyorum ama ya. Ama aradan niye at geçiyor ben onu hiç anlamadım. Montajda kapar mısınız? Çok mu açıyor? Fındık. Evet arkadaşım hiç mühim değil kaparız. Tamam. Beyefendi
Siz Evreşe yolları estetik tarz. Olmuyorsa ben geliyorsunuz, normal yiyeyim. Trakya'da hava güneşli. Buyurun. Trakya'da? Evet. Tamam. Müzik başla. Arkadaşım aktif ol. Eğilin. Anons. Trakya'da hava güneşli. Trakya'da hava güneşli. Bravo. Sola. Arkadaşım hemen geliyorsunuz. Silifke'nin yoğurdu. Ah seni kimler doğurdu. Önce dansını yapıp mikrofona gelip Silifke'de hava kar yağışlı. Buyurun. Nasıl dans? Nasıl ki bunu? Yoğurt falan lazım mı? Yani deniz varmış gibi yapın. Var, nerede? 3, 2, 1, kayıt. Tepside yoğurt tepside var. De beyefendi siz aktif olun. Tepside yoğurt. Dökülür mü ya? Saçma bir şey. Kapta olsa olur mu? Kapta olsun. Plastik kaplar içinde. Plastik kap. Böyle mi yapıyor? Evet, evet, evet. Silivri. Kanlıca, kanlıca. Kanlıca yoğurt mu? Silivri yoğurt. Hazır. Hazırım ben. Kanlıca mı? Çok hazırım. Şu an hazırım. Oyun. Söylüyor muyum yani? Ben sizi duymuyorum. Oo, hep yoğurt dökülüyor bende. Böyle oldu. Şarkıyı söylemem lazım. Arkadaşım ha, tekrar efendim. Soldan gelin. Tekrar şarkıyı soldan. Çok güzel. Silifke'nin hava durumunu verin. Çıkın beyefendi. Erzurum havası için tekrar gelecek sahneye. Buyurun. Şu hava durumunu bitirelim lütfen. Rica ediyorum. Yeni yoğurt alıyorum. Kız seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana. Dağlı yoğurdu. Silifke'de hava karlı. Tarihte ilk defa Silifke'ye hiç kar yağmaz. Yani yoğurttan kaynaklanıyor bence. Doğru. Kalk kalk kumarak, kalk kalk kumarak, kalk kalk kumarak, kalk kalk kumarak, kalk kalk. Bizim burayı terk etmemiz bence gerçekten çok önemli. Yani çok güzel olacak. Bak hakikaten aklıma geldi güzel şimdi. Sen yar yar diye söylüyorsun tek başına, biz de koro olarak. Ben bunu Salih abiye armağan etmek istiyorum. Çünkü o hak etti bugün yani. Hocam çok güzel olmaz mı? Aklıma geldi şimdi o tek başına yar yar yar. Ben önce demedim ki. Peki, olur olur çok güzel olur beyefendi. Ne olur? Ben çalar mısın? Var mı o parça? Ha? Ben kıyafetleri bıraksam onun içine montajda birini koyamaz mısınız? Ben ne bileyim yani. Her şeyi her yere koyuyorsunuz montajda. Hani şey diyor Tolga'cığım, aslı yok yaylasında 500 koyunum var benim. Herkes kesesinden yesin içsin, saltanatım var benim. Kalk kalk kubarak, kalk kalk kubarak. Ya bu insan gülmekten bunu söyleyemez ki. Yani böyle bir şey ben ilk defa duydum zaten. Peki sağdan soldan gelin, programı kapatın. Perdeyle mi? Nasıl yani? Perdelerle bale mi? Yaparak gelin. Müzik programı ne olsun? Ne bale müzik ya, olarak ne vereceğiz? Ne bale ya? Her zamanki gibi programda çok eğlenmişsiniz. Çok güzel bak, bale adımlarıyla lütfen. Bak güzel. Hadi. Şimdi Salih abinin yaptığı bu Aksak Timur Balesi'nde ben bir görev almak istemedim. Gerçekten istemedim. Yani abi bu nedir ya? Yürümesini bilmeyen, baleyle dalga geçtiğini zanneden beceriksiz birisi. Yürüyüşü. Hazırım, programı kapamaya evet, hazırım. Beyefendi, programı kapıyoruz. 3, 4. Ayakkabım çıktı çok iyi. Program kapandı. Evet. Tekrar sağ sola gidiyoruz. Arkadaşım bu sefer de siz yapın. Hangisi daha düzgün sonu kullanacağız? Sizden en az 10 tekrarda yapmanızı bekliyorum, tamam mı? En az 10. Çok güveniyorsunuz bize hocam. Tamam. Bunu gözünüzü kara çıkartmayacağız. Tamam. Hazır. Hiç ümidim yok. Buyurun. Tolga sen söyleyeceksin. Biraz arkalarda dans edip gelin. İp üzerinde dans ediyor gibisiniz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Alkışlayalım. Beyefendi dans ederek çıkalım.